Müzik On Air kafamda deniz sorular programı ile tekrar karşınızdayız. Bugün yakından da tanıdığımız Bahadır Tatlıöz konuğumuz. Hoş geldin Bahadır. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? Çok iyiyim, çok keyifliyim. Havalarda daha hala sıcakken bence de ayrı pozitif bir güzellik var tabii ki. Zaten kendisini de yakından hepimiz tanıyoruz. Çok güzel şarkıları var. Neden magazinde daha fazla göremiyoruz sizi Bahadır Bey? Şimdi şöyle bir şey, ben magazine karşı değilim. Magazin güzel kullanıldığı zaman gerçekten çok güzel reklam yapılabiliyor. O nasıl durduğuna bağlı. O yüzden de bu lafın bazen yanlış anlaşılabiliyor. Ben bütün magazinci arkadaşlarımı da çok seviyorum. Birçok da dostum var magazin gazetecisi olan arkadaşlarım arasında. Bunu sadece sansasyonla kullananlar var. Olaylarla, kavgalarla, sataşmalarla ya da ne bileyim... Alkollü görüntülerle. Evet, yani, çok da çirkin oluyor. Evet, yani çok çirkin hareketle gündem yaratan insanlara ben karşıyım. Yoksa magazin değil. Magazin gerekli. Hayatın her tarafında gerekli. Ben magazinin o tarafından uzağım. Ama aslında kötü magazin, bir yerden tabii, uzaksın. Kötü bir yerden uzağım. Aslında magazin programlarında şarkılarımla alakalı haberler geçiyor sağ olsunlar. Hı-hı. Küçük röportajlarımız oluyor. Ama tabii bunlar bir olay olmadığı için... Magazinde pek dikkat çekmiyor. Yani ben magazinde olayı olan bir adam değilim sadece. Yoksa magazinde varım. Ama sadece işimle ve mesleğimle anıldığım için o çok dikkat çekmiyor magazinde. Yani bizim şu anda ülkemizde sadece şeyler daha çok ilgi çekiyor. Kavga, dövüş. Ya işte maalesef bunlar. Nedense. Evet. Peki YouTube'a ne düşünüyorsun? Mesela YouTube'da parlayan sonra YouTube'da hani şimdi isim de vermek istemiyorum. Magazinde kötü davranan insanlarla ilgili son zamanda da biliyorsun bir gündem söz konusu. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle bir şey, ben olayları bilmiyorum ne olduğuyla alakalı ama geneliyle alakalı yani kimler ne yaptı gerçekten bilmiyorum. Ben o kadar uzağım ki bu hikayelerden. Tamamen kendime odaklanıyorum. Tabii tamamen kendime, başka şeylere odaklanıyorum. Ben sosyal medyaya girdiğim zaman olaylara bakmak yerine işte haberler okuyorum. Gündemde neler olmuş, siyasi hayatımızda neler oluyor, sosyal hayatımızda neler oluyor. Başka yani toplumsal değeri olan gerçekten. Yani bunlar değerli haberler değil yani. Gerçekten yüzden... bir sanatçıyı hani örnek alıyoruz ya hani gerçekten işte sen bunlardan birisinden örneksin yani. Sosyal medyayla aran nasıl bu arada? Sosyal medyayla aram çok iyi. Ama biraz evvelki konuya da hemen noktalamak istiyorum ki. Tabii. Ben magazin veyahut da gazeteci ya da televizyoncu arkadaşlarımıza bizim camiamızdan ister sosyal medya fenomeni olsun ister bizimkiler bizim tarafımızdan müzisyenlerden olsun ister arabeskçi ister popçu rockçu hiçbir şekilde kötü ve saygısız muameleyi tabii ki kabul etmemiz mümkün değil. Bunu ben de yapamam, bunu bana da yapamazlar. O yüzden de hassasiyet çok önemli. Paylaşım içerisinde olmak çok önemli. YouTube'dan parlamakla alakalı bir şey sormuştunuz galiba. Evet. Değil mi? Yani YouTube'u bence iyi kullanmadığında... bir mahsur yok. Bence bir mahsur yok. O da bir meziyet çünkü artık orası bir şey. Gerçekten Türkiye'nin değil sadece dünyanın genel hayatının %90'ını kapsayan haberler olsun, film olsun, şarkılar olsun, yani sanatın birçok dalı olsun. İnsanlar artık her şeyi oradan takip ediyor. YouTube'dan takip ediyor. Burada başarılı olan arkadaşlarımız var ise onları tebrik etmek lazım. Çünkü orası gerçekten ciddi bir emek harcanarak kitle kazandıran bir yer. Mesela benim de YouTube kanalım var. Bahadır Tatlıöz. Evet, sadece müzik paylaşımları yapmaya başladım. Sadece müzik paylaşımlarıyla. Akustikler de var. Çok evet, güzel. Akustikler de var. Müzik paylaşımlarıyla kolay abone kazanmıyorsunuz. Evet. Onun yanında başka hareketler yapmak lazım. O belki olaylar yapmak lazım. Komiklikler yapmak lazım. Gerekirse işte sataşmalar vesaire gibi şeyler yapmak lazım. Bunu yapabilenlere saygım çok. Ben yapamıyorum. Benim yapabileceğim şey müzik sadece. Çok da başarılısınız yani. Teşekkür ederim. O yüzden de ben işin şiddet, saygısızlık, kavga boyutunun dışında edepli olan her hareketin arkasındayım. Ya illa kavga, işte kötü, şiddet vesaire bunları yaparak dikkat çekmek de çok da hani güzel bir şey değil. İyi işler tabii. Yaparak da tabii ki dikkat çekebiliriz ki hani artık dediğiniz gibi YouTube'u tıklamadığında insanlar öğrenmek istiyor. Öğrenmek için tabii. İşte kullanıyor. Yeni jenerasyona mesela tavsiye edeceğiniz bir şeyler var mı? Müzikle ilgili. Ya ben şunu tavsiye ediyorum müzik severleri. Sadece yeni jenerasyona değil. Gerçekten bizim en büyük eksiğimiz dinleyici olarak, Türkiye'deki özellikle dinleyici kitlesi olarak. Ne olarak görüyorsun bunu? Şöyle görüyorum. Aslında biz inanılmaz zeki bir milletiz. Bu gerçek bir tespit. Ben Türkiye'nin her tarafını dolaştım.
Özellikle benim geçmişte Çalacağız diye bir albümüm vardı. O Çalacağız albümü türküleri caz formatında düzenlediğim ve piyanistimin ön planda olduğu bir albümdü. Ben onu izledim. Çok da güzeldi. Çok da etkileyiciydi. Ederim. Çok teşekkür ederim. Bununla alakalı bizi o dönemde, o yıllarda turneye çıkarmak istediler. Şimdi biz türküleri başka bir formatta aranje ettik ve yani orijinalinden çok farklı bir şekilde icra ettiğimiz için ben korktum. Dedim ki o dönemin organizatörüne, bak abi bizi domates yağmuruna tutmasınlar oralar dedim. Ya, yani çünkü çok farklı bir şey yapıyoruz. Ön yargım var yani. Aslında anlaşılır mı diye korkuyordum. 20 tane konser yaptık biz. Belediye konserleri yıllar evvel. Ve çıktık, insanların, herkesin bildiği türküleri caz formatında çaldık, söyledik. İnanılmaz güzel reaksiyon aldık. Hatta bir teyzemiz geldi böyle torunuyla birlikte kulise konserden sonra. Ben o zaman öyle bir popülerliğim yok ki, yani pop yapmıyorum, başka bir tarzdayım. Teyzemiz geldi içeri. Siz dedi türkülere ne yapmışsınız öyle dedi. Ya. Elinde bastım, dedim ki yani bu muhtemelen birazdan kafama vuracak bunda benim ama. Vallahi teyze dedim böyle yaptık, kızmadın inşallah teyzeciğim dedi. Olur mu dedi, çok da güzel olmuş, pek de güzel olmuş ya, dedi. Öptü böyle bizi. Ben çok duygulandım. Benim için çok önemli bir andı. Ben orada gördüm ki bizim halkımız, bizim milletimiz her şeye inanılmaz açık. Çok. Yeter ki verelim. Evet, öğrenmeye de çok açık. Ve yeter ki verelim. Evet. Burada işte sunumla alakalı bir problem var şu anda Türkiye'de. Kötü müziği zorla, pop müzikte de olsun, rapte de olsun, rockta da olsun, iyilerinin yanında kötüleri de var. Ama kötülerinin elinde maalesef ki maddi güç de olduğu için çoğunun, inanılmaz force ediyorlar, insanlara sunuyorlar. İnsanlara ne veriyorsanız insanlar onu alıyor otomatikman. Evet. Burada yine bu ortamı düzeltecek kişi halktır, müzik dinleyicisidir. Biz elimizden geleni yapacağız tabii ama onlardan tek ricam, ne olur dinledikleri şeyleri gerçekten can kulağıyla dinlesinler. O işi yapan adamın geçmişini birazcık araştırsınlar. Avrupa'da bunu çok yapıyor dinleyici. Evet. Avrupa'da, Amerika'da inanılmaz. Nereden geliyor? Tabii nereden? Özgeçmişi nedir? Ve bütün değeri, verdikleri değeri o günkü yaptığı şarkıya göre değil, adamın genel kimliğine göre veriyorlar. Bu çok önemli bir harekettir. Ben dinledikleri müzikleri, şarkıları ve onları yapan insanları derinlemesine araştırmalarını çok istiyorum. Araştırsınlar. Kiminin altından hiçbir şey çıkmayacak, kiminin altından çok şey çıkacak. Çok şey çıkacak. Hemen parçalarından en çok hangisini seviyorsun? Hepsi senin birer bebeğin, biliyoruz da. Sıralama yaparsam ben kendim sevdiğim şarkıların anlatımı, benim için edebiyatı nedeniyle çok sevdiklerim. Bir, Su Yolunu Bulur. İki, Eflatun. Eflatun. Ya mesela Takvim en çok patlamış şarkımdır, evet, ama en sevdiğim da, değil evet. Yani. Ha, evet. Tabii en sevdiğim değil. Evet, iyi yapmaya çalıştım. Ama güzel o oldu. Daha kolay anlaşılır bir şarkıydı. O yüzden zaten çok pik yaptı. Ben ise daha zor anlaşılan şarkılarımı seviyorum bir müzisyen hassasiyetiyle. Evet. İşte Su Yolunu Bulur o yüzden benim için öyle bir şarkıdır. Eflatun benim için anlatımı derin bir şarkıdır. Ya böyle ne bileyim. Hepsini aslında seviyorum da birileri işte bir tane. Birileri bir tıktır. Biraz daha fazla evet. Evet, okey. Peki hayatını bir türküyle anlatmış olsaydım bu nasıl bir türkü olurdu? Vallahi her konserimde de seslendirdiğim gibi uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gecedir benim süper. Hayatım. Süper, gerçekten. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Süper. Cep telefonuyla yaptığın en büyük hata neydi? Cep telefonuyla yaptığım en büyük hata. Kaldı. Ne yaptım en büyük hata? Yani yanlış, hatalı kişilere hatalı mesajlar olmuş olabilir hayatımda. Ya atıyorum mesela işte sevgilini atacaksın, yani eşini atacaksın diye mesajı bir başkasına attın. Şöyle bir öyle değil, olsa daha masum. Daha masum. Daha kötüsü var tabii. Daha kötüsü var. Tabii isim vermeyeyim şimdi ama sektörümüzde önemli, bizim camiamızda önemli konumda olan bir abimize, benim de çalıştığım bir abimize, bir arkadaşıma atacağım, yani çok kızgınken atacağım biraz hakaretli mesajı adamcağıza attım. Oo. Ya çünkü bir evvel onunla konuşmuşum, bir sonra yani gerçekten çok böyle sinir katsayımın pik yaptığı bir andı, bayağı bir döşenmişim. Bayağı öyle ondan bir sonra, hatan oldu. Anlayamıyorum neden bana bunu yazdın diye bir cevap geldi. Bir baktım. İnanmıyorum. Çok özür dilerim ya. Anlayacaktım bana. Bu sıkıntılı bir durum oldu. Durumu toparladım da o da anladı tabii beni. Yani ona niye öyle bir şey atayım? En büyük hayalin nedir?
Bu zamana kadar bütün hayallerini gerçekleştirdin mi? Ben hayallerimin hepsini gerçekleştirdim gerçekten. Yani şu zamana kadar olanları gerçekleştirdim. Bundan sonra olanlar var tabii ki. Onları da gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım. Benim hayalim, bilmiyorum, çok demode bir laf olabilir bu ama belki de çok kullanılmıştır, belki de hiç kullanılmamıştır ama ben bundan bir mahsur görmüyorum, söylemek istiyorum. Tabii. Benim en büyük hayalim, şimdi hepimiz öleceğiz ya bir gün. Biz ölüyoruz yani nihayetinde. Evet, evet, evet. Ölüyoruz, o yüzden fazla hırsa ve tantanaya gerek yok hayatta. Öldükten sonra yaptığın işlerle güzel anılmak ve bir sonraki jenerasyonlara kalabilmek. Benim en büyük hayalim bu. O yüzden dikkatli şeyler yapmaya çalışıyorum. Mesela her sene bir sosyal sorumluluk projesi yapıyorsam bunun, evet, o konuya da değinmek istiyorum. Bir nedeni var. Hı hı. Yani ben topluma müzikle de faydalı olabilecek hareketleri de yapmak istiyorum. Yani huzur evlerini çok fazla ziyaret ediyorsun. Mümkün olduğu kadar ediyorum tabii, evet, ki. Ve bunları çok da böyle göstermeyi sevmiyorum ben. Benim hayatımda yaptığım başka sosyal sorumluluk projeleri de var. Onları, evet, onlar ne? Yani. Gizli tutuyorsun. Okay, gizli tutuyorlar. Çünkü bunun reklamı olduğu zaman... Yok, zaten reklam değil. Manası olmuyor. Aslında ama bir sanatçı olarak çok güzel bir örnek alıyorsun. Şeylerle yapıyorum onu zaten. İşte klipler yapıyorum ben. İşte Sağduyu diye bir küresel ısınmayla alakalı şarkı yapmıştım. Hı-hı. İlk olarak. İşte rahmetli Eşref Kolçak, Harun Kolçak, Şahit, hı-hı, Berkay benimle birlikte olmuştu. Arkasından Savaş ve Hüzün diye savaş karşıtı bir klip yaptım. Yani insanlar ölmesin dedim. Orada da Erkan Oğur ve Şenova Ülker gibi çok önemli caz dünyasından müzisyenler benimle birlikte oldu. Ve o klibin en büyük özelliği canlı performans bir kliptir. Hı-hı. Klip çekilirken orada gerçekten çaldım. Evet. Ondan sonra dünyadaki mağdur çocuklarla alakalı Unutulmuş Çocukları yaptım. Unutulmuş Çocuklar'da da yine rahmetli Erol Büyükburç ve 70'lerin büyük starları benden birlikte olmuşlardı. Evet, o da projenin gerçekten, evet, çok güzel. Ondan sonra sırayla Çanakkale Türküsü'nü yaptım. Şehitlerimizi anmak adına, Atatürk'ü ve o değerli şehitlerimizi anmak adına çok önemli bir projeydi benim için. Ortada temsili bir canlandırma yaptık. Klipte de özellikle. Ve klipteki o Çanakkale annelerinden biri benim anneannem oynadı. Anneannemle karşılıklı oynadık. O da ölümsüz bir anı oldu. Arkasından Hay isimli, bu Ramazan'da çıktı. Biraz inanç üzerine dayalı bir şarkım vardı. Onu yaptık. O da çok güzel bir tepki topladı kendi camiasından. Oradaki mesaj da iyi insan olmaktı işte. Hani ne kadar önemli değil mi iyi bir insan olmak? Tabii iyi olabilir insan olmak ya. Yani mesele o zaten. Evet. En sonunda kardeşimle birlikte otizmle alakalı, benim otizmli bir kardeşim var. Ondan çok birlikte... Çok geçmiş olsun. Benim de var. Otizm bir farkındalık. Yani farkındalık, evet, için, evet, bir otizmlinin neler yapabildiğini göstermek adına onunla birlikte Dostum Dostum adlı türküyü seslendirdik. Evet. Paylaştık. Şimdi de esas en büyük sosyal sorumluluk projemi yapıyorum. Nedir o? Şimdi içeriğini söylemeyeyim, sürpriz olacak çünkü. Tamam, Bahadır Tatlıöz'ün çok yakında inanılmaz güzel bir projesi var. Müzik Onlar olarak biz bunu buradan duyuralım. Evet, ilk duyuyorsunuz ve şunu da söyleyebilirim, o da, evet, hani ilk sizden duyurulsun. Hı-hı. Projenin içerisinde her tarzın, yani her müzik tarzının yıldızlarından birer tane örnek olacak. Yani sadece pop müzik. Çok kapsamlı bir proje, çok kapsamlı, geliyor. Tabii. Takip edin yakında. Tabii. Rap'ten de çok önemli isimler olacak. Rock'tan da çok rap'ten önemli de isimler. Halk müzikinden önemli isimler var. Alternatif müzikten önemli isimler. Caz da var. Yani, caz da çok seviyorsunuz. Caz da var. Caz benim geçmişim. Evet, yani onu biliyorum. Caz da var. Bütün müzik dallarının hepsinden var. Ya daha ne olsun. Kısaca programımızda artık böyle sonlarına doğru geliyoruz Bahadır Bey. Toparlayacak da olursak. Buradan müzik severleri de Müzik On Year'da ayrıca da sizden küçük bir hediye istiyoruz. Atıyorum, hı, bir albüm olabilir. Tabii. Müzik konser biletiniz olabilir. Bir albüm olabilir mesela. Kaç tane? 1, 2, 3, 4. 5 tane olsun mesela. Müzik On Year ayrıcalığıyla Bahadır Tatlıöz imzasıyla Su Yolunu Bulur albümden. Su Yolunu Bulur albümden 5 tane imzalı. 5 tane imzalı. Çok yakında çekiliş yapacağız Müzik On Year'da. Kazananlara Tatlıöz'den çok güzel albüm hediye geliyor. Evet. Yakın zamanda konser, turne ne var? Nerede göreceğiz siz sevenleriniz? Şimdi 15 Ekim'de Üsküdar Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde. Yakın olanlar, olmayanlar hatta, evet, yani şehir dışında her yerde olanlar bekliyoruz. Konserim var. Bir de bilenler biliyor zaten de ben buradan yine çağrıda bulunmak isterim. Hı hı. Türkiye'deki tek işitme engelli çevirmenin olduğu konser benim konserimdir. Yani benim, evet, konserimde işaret dili çevirmeni var. Beraber sahneye çıkıyoruz işitme, evet, engelliler için. Hem biz sohbetleri bizden birlikte çeviriyoruz sevgili Şevval, hem de müzikleri. 15 Ekim'de işte Üsküdar'da
16 Kasım'da Ankara'da Anka Fest var. Birazcık böyle ben halk konserlerini çok seviyorsun. Tutuyorum. Evet. Tabii. Festivallerde bulunuyorsun. Festivalleri ağırlıkta tutuyoruz. Hı-hı. Az ama güzel konserler yapmak peşindeyiz. Güzel. Çünkü benim başka dallarım da var ya işte. Şimdi sizin yerinizde bir başkası olsa çok farklı düşünür ama siz gerçekten hani böyle halk adamı derler ya hani gerçekten halk adamısınız ya. Vallahi ya estağfurullah, ben teşekkür ederim. Yani. Çok mutlu oldum. Yani görmek gerçekten öyle şey. Ama. Hani yani bu sizi övmek için demiyorum yani. Hani biz çok sanatçılar görüyoruz. Çok sanatçılar tanıyoruz yani. İşimiz de bu. Ama hiç kimse sizin kadar ince ayrıntıları düşünmüyor. Yani işte konserlerimde işitme engellilere de ayrı şey yapmak. İşte festivallere, halk konserlerinde bulmak. Gerçekten ayrı tebrik ediyorum ya. Müzik onları ayrısı olarak da çok tebrik ediyorum. Yani sadece şeytan değildir ayrıntılarda gizli olan. Yani evet. Maneviyat da ayrıntılarda gizli. Maneviyat da çok vallahi. O yüzden ben ya. Kendim için yaşamayı sevmiyorum sadece. Ve dediğim gibi işte hani bunların toplamında bir gün hani ölüp bittiğimizi arkamızdan şunu demeleri gerek. Bunu siz o duyarsan, insanlardan birisisiniz emin olun yani. Ya bu adam vardı hatırlar mısınız? Aa kliplerden birine bak. Evet ya bu düzgün adamdı ya çok güzel şeyler yaptı. Dedikleri an işte ben görevimi tamamlamış oluyorum. Mesele bu. O bile bir duadır. Hı? O bile bir duadır. Aynen. Evet vallahi Aykut abi yani. Görüyorsunuz sevgili Aykut seyirciler. Evet. Aykut abi de dayanamadı artık yani. Görüyorsunuz sevgili seyirciler. Bu kadar önemli bir insan. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'mizde sanatçı. Gerçekten gerçek sanatçı da diyebiliriz. Bahadır'cığım geldiğin için çok teşekkür ederim. Teşekkür Son ederim. Olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Vallahi herkesi sevgi ve saygıyla anıyoruz arkadaşlar. Güzel müzik, güzel sanat. Bu arada adrenalinle hayattan da vazgeçmeyin. Habire şu telefonlardan biraz uzak durun. Daha çıkın değil mi? Koşun biraz. Evet. Biraz tehlikeli şeyler yapın. Bungee jumping yapın. Ne bileyim. Hiçbir şey yapamıyorsanız hiçbir şey yapamıyorsanız doğa yürüyüşü yapın ya. Birazcık kendinizi tehlikeye atın. Tehlike güzeldir. Heyecan lazım bize. Bu aletler sosyal medyalardan, bizi öldürdü. Evet. Telefonlardan bizi, evet. Uzak kalalım Aynen. diyorsunuz. Geldiğiniz için tekrar çok çok teşekkür ederim. Bir daha Müzik Onir ailesi olarak sizi ağırlamak isteriz. Zevkle. Tabii. Gelirsiniz inşallah konuğumuz olursunuz. Tabii. Hemen ben de şey yaparım gördüğünüz gibi. Çok teşekkür ederim ben Bahadır teşekkür Bey. Ederim. Kanalımızı takip etmeyi, altlara yorum atmayı, Bahadır Tatlıözü de takip etmeyi unutmayın. Müzik Onir ailesi olarak bir sonraki programda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Çok sağ olun Bahadır Beyciğim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.